bizim 1 Kasım'da genel konferansımız başlayacak UNESCO'da. Bu genel konferansımız ayın 21'inde sonuçlanacak olan Dünya Miras Sözleşmesi'nin genel kurumuyla bitmiş olacak. Ben kısaca eğer uygun görürseniz birkaç cümle ifade etmek isterim. Bu genel konferansımızda temel olarak 5 sektör dediğimiz konu var. Onların her biri 2 gün, 3 gün ayrı ayrı konuşulur. Bunlardan birisi eğitim sektörü, biri kültür sektörü, biri iletişim, biri sosyal ve beşeri bilim, biri de doğa bilimleri sektörü. Bu 5 sektörde yine 2 yıl boyunca geçmişte ne yaptı, gelecek 2 yılda da ne yapacağı kararlaştırılır, tartışılır, görüşülür. Biz uzmanlarımızla, gerek bakanlıklardan ilgili birimlerden aldığımız görüşlerle, gerekse devletimizin diğer kurumlarıyla organize olarak ne söyleyebiliriz, neyi uygun yaptık anlatabiliriz, hangi konularda katkımız olabilir. O 20 günlük toplantılar sırasında bunları uluslararası toplumla paylaşacağız, değerlendireceğiz, tartışacağız. Oradan çıkacak kararları da ülkemize getirip Türkçeleştirerek uygulanabilir olanlarını devletimize, kurumlarımıza arz edeceğiz. İnşallah dönüşte de zaten uygun zamanına göre, takvimine göre, programına göre sonuçları arz ederiz. İnşallah. Sayın Bakanım, özellikle kültür konusunda biz Türkiye olarak hem çok güçlüyüz hem de çok yetişmiş personelle, uzmanlığımızla iyi durumdayız. Özellikle zaten bizim başında bulunduğu bakanlığımızın yönetmekte olduğu 3 alanda etkin UNESCO'ya katkı veriyoruz. Birincisi, yerlerinden edilmiş kültür varlıklarının ait olduğu ülkeye iadesini düzenleyen 1970 Sözleşmesi diyoruz. Bu sözleşmeyi Kültür Varlıkları Genel Müdürlüğümüz Gökhan Bey yanımızda, onlar takip ediyor. İkinci sözleşmemiz 72 Sözleşmesi, Dünya Doğal ve Kültürel Miras Sözleşmesi. Bu sözleşmeyi de bizim Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüz takip ediyor. Bir de 2003 Sözleşmesi var. Somut olmayan kültürel mirası koruması sözleşmesi. Bunu da Araştırma Eğitim Genel Müdürlüğü takip ediyor. Tabii bütün bunlar da Koordinasyon Dışişler Başkanlığı ve Bakanlığımızın, yani Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın diğer ilgili birimleriyle de bu da bütün bunlar hem komitelerimizde hem de süreç yönetimi bakımından istişareyle yapılıyor. Bu arz ettiğim 3 sözleşmeye biz taraf olduğumuz gibi aynı zamanda yönetim mekanizmasında da görevdeyiz. Mesela 70 Sözleşmesi'nde hem komitede hem de alt komitede üyeydik. Şimdi tekrar üye oluyoruz. 72 Sözleşmesi'nde de dünya varlıklarıyla ilgili bizim Efes'in işte İstanbul'un Selimiye'nin içinde bulunduğu listenin de yer aldığı sözleşmeye de biz bu sene geçen sene seçildik. 2016'da da ev sahipliği yapacağız. Bizim başkan vekilimiz Büyükelçi Gürcan Türkoğlu komitenin başkanı oldu. Dolayısıyla orada da çok etkiniz. 2003 sözleşmesi için de Sayın Bakanım Aralık başında Namibya'ya gideceğiz. Namibya'da da yine bu 24 ülkeden oluşan komite üyeliği dediğimiz komitede de 2014 yılında İtalya ile ve Fransa ile birlikte birinci gruptan seçime girdik. Kim seçilir diye. Onların ikisinin de aldığı oydan daha yükseği alarak biz seçildik. 2013 yılında Dünya Miras Komitesi'ne Dünya Miras Komitesi tarihinin en yüksek oyunu 121 oy alarak seçildik. Dolayısıyla yerine edilmiş kültür varlıklarında da aynı. Şimdi önümüzdeki dönemde kültürel ifadelerin çeşitliliği diye bir sözleşme var. Adından dolayı biraz yanlış anlaşılıyor bu sözleşme. Sanki hani kültürel çoğulculuk ya da çok kültürlülük ya da işte bölücü faaliyet yapmak isteyenlere zemin hazırlayan bir sözleşmeymiş gibi adından yanlış anlaşılıyor. O değil. Doğrudan doğruya tekelleşen endüstri alanında milli endüstriyi ve milli sinema, tiyatro, edebiyat endüstrisini korumak ve bu endüstriyi güçlendirmeye yönelik temeli olan bir sözleşme. Arzu ediyoruz ki meclisimizde önümüzdeki dönemde bunun da ratifikasyon dediğimiz kabul süreci gerçekleşsin ve biz çalışmalarımıza devam edelim. Sayın Bakan, hem genel konferansımıza Milli Eğitim Bakanımız Sayın Nabi Avcı'nın başkanlığında katılacağız. O aynı zamanda benden önceki de Milli Komisyon Başkanımızdı. Dolayısıyla zaten halinizin bir talimatı, o süreçle ilgili bir tavsiyesi, telkini olursa da gitmeden önce sizi dinlemek yahut şimdi olmasa bile bu süreçte gidiş aşamasında bir talimatımız olursa da onu da bekliyoruz Sayın Bakan. Çok teşekkür ederim nezaketinize. Estağfurullah, katkımız olursa seviniriz. Talimattan ziyade katkımız olmasını isterim.
sadece bir cümle ifade etmek isterim bu noktada sevgili başkanım. Gerçekten kültür varlıkları noktasında ne kadar zengin bir ülke olduğumuz şu 23 tane ili gezince, tabii siyasetle uğraştığımız için bunun farkındaydık biz zaten. Yani siyaseti ilke ve ideal üzerinden yaptığımız için bu işler bizim siyaseten öncelik tuttuğumuz şeyler. Bu kültür değerlerimiz, kültür varlıklarımız, medeniyetimiz. Ama baktığımız zaman ne kadar muhteşem bir coğrafyaya sahibiz. Dün Ayaş'taydım. Orada kazının aşağı yukarı işte 4. senesi vesaire Roma hamamları diyorlar ama hamamın ötesinde Efes gibi bir şey çıkacak herhalde orada imkanlar olsa. Müthiş bir medeniyet. Her yerde gittiğimizde işte Denizli'de 10 yıl sonra Efes'in iki katı olacak oradaki ifade. Evet. Yani her yerde ciddi kültür varlıklarımız, kadim medeniyetlerin varlıkları bize emanet bırakılmış. Ama biz, benim ifademle Tanrı Dağı'ndan inmemiz, Hira'yla buluşmamız, Anadolu'dan ümmetin iki bahadır evladıyla Bizans önüne gelmemiz, Kudüs'te tekrar ümmetin iki bahadır evladıyla birlikte bu coğrafyalara bir medeniyet bırakmamız. Yani bunlar aslında bu uluslararası platformlarda bizi muhataplarımıza hasım gibi yapmaktan ziyade bizimle birlikteliklerinden çok şey kazanacak kendileri. Bunu nasıl ifade etmek lazım bilmiyorum. Yani işin siyasi, iş politika boyutunda ama bunun altyapısı yani Türkiye ile Ayyıldız'da partnerlik, bu kadar kadim medeniyetlere bekçilik etmiş bir millete nasip olmuşsa, muhataplarımız keşke bunu anlasalar ve bu etnik, mezhebi, terör örgütleri üzerinden bu coğrafyada menfaat aramak yerine Ayyıldız'da yapsalar bu işi çok daha iyi olur. Keşke. İşte bunun altyapısını nasıl yaparız? Yani Türkiye'nin diri olması, iri olması dünya barışı için faydalı olur. Yani onlar bu coğrafyalarda bir şey arıyorlarsa dünyayla kavga ederek biz zaten bir şey yapmak istemeyiz. Sayın Bakanım, şöyle bir şey var. Ben tam sizin de görüşünüzü destekleyici tarzda. Kazakistan 2013 yılında kültürlerin yakınlaşması 10 yılı diye bir öneri getirdi UNESCO'ya. 2013 yılında da bu kabul edildi. 2013 ile 2022 yılı kültürlerin yakınlaşması 10 yılı ilan edildi dünyada. Dolayısıyla biz temelde yani şunu anlatmamız gerekiyor zannediyorum. Kültürler arasındaki ön yargıları aşarsak insanlık bizim cevherimizi de kadim medeniyetlere sahip olma kültürümüzü de onun üzerine yeni medeniyetler inşa etme birikimimizi de fark edeceklerdir. Yani, kültürler arasındaki yakınlaşmayı engelleyen daha çok ön yargılar ve oluşturulmuş imajlar. Oluşturulmuş imajları kırabilmenin en iyi yolu da yakınlaşmayı sağlamak. Bizim ısrarla ve inatla kültürlerin yakınlaşması, insanların yakınlaşması için çaba harcamaya, emek harcamaya devam etmemiz gerekiyor. Işte, evet. İnşallah sevgili başkanım. Sayın Bakanım, eğer izin verirseniz ve kabul ederseniz, lütfederseniz bizim yayınlarımız var birkaç tane. Onlardan size takdim etmek isterim. Bu yayınımız Sayın Bakanım, Dünya Mirası'nda Türkiye'de sizin Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü tabii kayıt ve tescilini yaptırdı. Miraslarımızla ilgili bir prestij kitabı hazırladık bu komiteye seçilme sürecimizde İngilizce. Onu takdim edeceğim size. Bu böyle bırakayım. Sayın Bakanım, bu somut olmayan kültürel mirasla ilgili yapılanlar ne oldu, nereye gidiyoruz tartışmasını yaptık komiteye üyeliğimizde. Bunu iki dille hazırladık. Bir tarafından çevirince İngilizce tarafı da var.